Merhaba, adım Henry Louis Gates Jr. ve Harvard Üniversitesi'nde çalışan mutlu bir profesörüm. Gelecek insanlar için neler mi getirecek? Bu çok heyecan verici bir konu. Son zamanlarda gerçekleşen teknolojik gelişmelerin ne kadar etkili olduklarına bakacak olursak, en sık rastlanan hastalıkları ortadan kaldırma gücü, hayalini bile kuramayacağımız hızlarla uzayda seyahat etmek, belki de bilim kurgu yazarlarının düşündüğü gibi birbirimizi ışınlayabileceğiz. Kıtalar arasındaki uzaklık metamorfik olarak olsa da yine de kısaldı. Bu da metafiziksel farklılıkların, örneğin anlayış farklılıklarının, felsefi ya da dini farklılıkların da küçülebileceği anlamına geliyor. İşte o zaman büyük bir ailenin, yani insan toplumunun bireyleri olduğumuzu hatırlayacağız sonunda. Hepimiz 60 bin yıl önce Afrika'dan çıkmış bir grup insandan geliyoruz aslında. Her ne kadar farklı görünsek de, kimimiz siyah tenliyiz, kimimiz beyaz, kimimiz kızıl, kimimiz sarı, kimimiz de kahverengi. Saçlarımız düz ya da kıvırcık. Hepimizin ataları aynı. 60 bin yıl önce Afrika'da yaşamış olan o insanlar. Ekonomik yetersizlikler, dini farklılıklar, paylaştığımız insanlığımızı unutmamıza yol açtılar. Bunun için sizin neslinizi yakından ilgilendiren sorulardan biri, ortalama bir insanın yaşayabileceği dünya nasıl bir yer olurdu sorusudur. Daha uzun, daha iyi, daha sağlıklı, kısacası daha insani hayatlar yaşayabilmek için, daha iyi bir eğitim almak için, düşünürlerin yaratacağı akıl almaz gelişmelerden haberdar olmak için, bu teknolojik gelişmelerden faydalanabilirler miydi? Yoksa bu kaynaklara olan erişimimiz eşit olmaz mıydı? Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde sınıflar arası farklar oluşur muydu? Ekonomik refahın ve gelişmenin olduğu bir birinci dünya ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir üçüncü dünya olur muydu? Bunlar sizin neslinizin cevaplaması gereken en temel sorular. Varlık ve bilginin eşit dağılımı için doğru kararları vereceğinizden de eminim. Size güveniyorum.